suçlar kontrol altında tutmak olarak değerlendirdiler soruşturmayı. Bir başkente uzanalım tekrar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici bizlerle. Mustafa Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz dedik ama Türkiye görünenler itibariyle, iddialar itibariyle çok hoş günler geçirmiyor Mustafa Bey. Yolsuzluk meselesi evet. Çok hassas bu ülkede. Dönem dönem büyük operasyonlarla bu milletin gözünün önüne seriliyor. Hani o bizim meşhur tabirimizle tüy bitmemiş yetimin hakkının nasıl çarçur edildiği, götürüldüğü amiyane tabirle. Şu andakiler iddia tabii. Biz bunları iddia olarak vermek zorundayız. Masumiyet karnesi gereği. Ama çok ciddi iddialar. Şimdi bir siyasetçi olarak öncelikle sorayım. Siyasetçi olarak başkentten bu operasyon nasıl görünüyor? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki tabii ki Türkiye'nin böyle bir süreçle, böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmış olması hepimizi derinden üzdü. Ve hiçbirimiz yani vicdanı olan, aklı olan, hukuka saygısı olan, demokratik düşünen hiçbir insan bu görüntülerden hoşlanmamıştır. Yani bu operasyonlardan hoşlanmamıştır. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Yani hepimiz üzüldük. Yani hem kişiler adına, hem ülkemiz adına, milletimiz adına, insanımız adına, yani ki bu ülkenin benim iddiam şudur, 75 milyonun 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bütün bu vatandaşlarımız adına. Bir de Türkiye, bakın şöyle değil, yani Türkiye sadece kendi sınırları içinde yaşayanların ümit beklediği ya da hazinesinden medet umduğu bir ülke değil. Başta Türkistan coğrafyasındaki mazlum milletler olmak üzere, bütün mazlum milletlerin hazinesinden bana da bir şey gelir mi diye her yokluğunda, zorluğunda ümit beklediği bir ülke. Onun için bizim hazinemiz çok kıymetli ve bu kıymetli hazinenin kıymetli bir şekilde, değerli bir şekilde korunması lazım. Asla bu tür yolsuzluklarla anılmaması lazım. Bu tür hazineye el uzatmalar gündeme gelmemesi lazım. Ve bütün millet ben bundan dolayı üzüldüğünü düşünüyorum. Tabii öbür taraftan baktığımız zaman Türkiye yine dünya kamuoyunda aslında ismi yolsuzluklarla anılan, çok da yolsuzluklardan sıyrılmış bir ülke değil. Sadece bu hükümetin problemi de değil. Bundan önceki hükümetlere de baktığımız zaman işte bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, hala bakın size bir şey söyleyeyim. Yani yapılan dış ülkelerle yapılan, başta Rusya olmak üzere enerji anlaşmalarından dolayı hala bir takım aracıların, komisyonların yıllık milyarlarca dolar milletin kanını emmeye devam ettiğini biz biliyoruz. Şimdi buraya da baktığımız zaman, bu sürece baktığımız zaman dün ben hem hükümet sözcüsünün açıklamalarını dinledim, hem Sayın Başbakan'ın açıklamalarını dinledim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hükümete karşı bir komplo olduğu iddiası hükümet sözcüleri tarafından ve başbakan tarafından çok net bir şekilde dile getirildi. Hatta psikolojik bir harple de karşı karşıyayız hükümet olarak diye böyle bir ifade de kullanıldı. Gerçekten böyle bir durum var ise, böyle bir komplo var ise, böyle bir savaş açılmış ise hükümete ve yine Sayın Başbakan'ın ve hükümet sözcüsünün ifadelerinden bunları biliyoruz. Bunları çok yakın bir zamanda kamuoyuna da açıklayacağız gibi ifadeler kullanıldı. Bence eğer biliyorlarsa tam şimdi açıklama zamanıdır diye düşünüyorum. Çünkü millet bunu bekliyor. Burada bir komplo varsa, burada bir gerçekten hükümete karşı bir savaş açılmışsa ve bunu kim açmışsa, bunun dış bağlantısı da varsa, iç bağlantısı da varsa millet bunu bilmek istiyor. Ama velev ki farz edelim ki bu bir dış operasyon bile olmuş olsa, o zaman millet şunu soruyor. Diyor ki ya hırsızın hiç mi suçu yok? Şimdi yine burada baktığımız zaman, yani ben Ankara'daki görüşleri, kamuoyundaki milletle istişare ediyoruz. Dün de işte Eskişehir'deydim. Bir şehidimizin cenazesine katılmak için gittim. Ankara'da vatandaşlarla konuşuyoruz. Görüştüğümüz insanların hepsinin yorumu bu ve bizim değerlendirmelerimiz de bu yönde. Şimdi öbür taraftan baktığınızda yine hükümet sözcüsü diyor ki işte çağrıldığında gelebilecek insanlar işte evlerine baskın yapılarak alınmaları zaruri miydi? Peki onun karşısında da şu soru soruluyor tarafımızdan ya da millet tarafından. Peki eğer evlere gidilmeseydi, sadece çağrılsalardı, davet edilselerdi, acaba o para sarımı makinelerde gelir miydi? Ya da o ayakkabı kutularındaki paralarda gelir miydi? Ya da
millet bu görüntüleri görür müydü? Demek ki o kadar gizli yürütülen bir soruşturma ki ve neticede dediğimiz gibi yani böyle görüntülerle Türkiye'nin karşılaşmasına üzüldük ama dediğimiz gibi öbür taraftan da eğer bir yolsuzluk varsa, bir hırsızlık varsa, kamu malına hazinesine el atma varsa elbette ki görevli olanların da millet adına görev yapan savcıların ve polisin de herhalde gereğini yaptığından dolayı suçlanması kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii ki şu anda konuşmak için erkendir. Belki yorum yapmak doğrudur ama sonuç söylemek doğru değildir. Çünkü süren bir soruşturma vardır ve hepimizin aslında sabırla bu soruşturmanın sonucunu beklememiz lazım. Ama asla soruşturmanın selametini bozacak ya da soruşturmanın sonucuna etki edecek bir takım adımlardan herkesin kaçınması gerektiğini Mustafa düşünüyorum. Mustafa Bey. Hele ki hükümet efendim. Çok özür diliyorum. Konu geçmesin diye araya girmek zorunda kaldım. Şimdi siz siyasetçisiniz. Tabii buyurun. Siz siyasetçisiniz netice itibariyle. İktidar isteyen bir siyasetçisiniz. Başbakan ya da hükümetin bir parçası olduğunuz dönemde böyle bir operasyon durumunda. Yani siyaseten soracağım size. Mesela polis şeflerini almaya başlıyorsunuz birer birer. Ve işte savcı atıyorsunuz iki tane daha. Bu da mesela şaibeli bir şey görülüyor. Niye gerek duyuldu diye konuşuyor. Hukukçular da soruyor bunu. Mesela bunun izahını ben nasıl yaparım diye oturup düşünseniz mesela bir izahını yapmak gerekirse nasıl izah edersiniz? Mesela durup ya yani mesela rutin deniliyor. Bu görevi suistimal deniliyor. Yani halk siyasetçinin görevi halkı ikna etmek değil midir? Mesela halkı nasıl ikna edersiniz? Gerçekten bir siyasetçi olarak sizden bunu cevabını merakla bekliyorum. Yani suistimal yeterli midir? Böyle bir süreçte bu kadar kentte bu kadar polis şefinin görevden alınmasını Mustafa Destici bu ihtimal bir başbakan sonuçta oraya adaysınız ya da bir bakan olarak nasıl izah edersiniz? Ben şahsen bu süreçle karşı karşıya kalmış olsaydım öncelikle şunu yapardım diye düşünüyorum. Birincisi asla yargıya ve soruşturmaya müdahale etmezdim. Yargı ve soruşturma tamamlandıktan sonra bu soruşturmayı yürütenler ya da işte bu emniyet içinde olsun görevliler ya da işte savcısı bu işin soruşturma bittikten sonra gerçekten eğer hukuka aykırı bir takım işlemler yapmışlarsa ancak o zaman bunlarla ilgili de soruşturma açılıp yanlışlıkların hesabı sorulabilirdi ama soruşturma devam ederken buraya müdahale etmek işte başta İstanbul olmak üzere Ankara olmak üzere farklı illerde 33 tane emniyet müdürünün yerini değiştirmek işte soruşturmaya 2 tane ek savcı atamak atamayı şimdi hükümet şu şekilde izah etmeye kalktı. Yani bu bir operasyon bize karşı bir dış bağlantısı da var bu işin dolayısıyla da biz buna karşı bunları gerçekleştirdik. Tamam da bu emniyet müdürlerini de bu görevlere siz atamıştınız. Bu savcıları da bu kurullara siz atamıştınız. Demek ki eğer bugün atadıklarınız eğer sizin ifadenizle ya da sizin iddianızla size karşı bir komplo içerisinde olmuş iseler yarın bugün atadıklarınız da yarın aynı şeyi yapmayacağının garantisi nedir? Dolayısıyla da milletteki algı şu olmuştur. Yani hükümet burada çok inandırıcı olamamıştır. Şunu yapsaydı belki daha inandırıcı olabilirdi. Nerede görevlerini ihmal etmişler? Hangi kanuna aykırı bir davranışta bulunmuşlar? Yani madde madde, kanun kanun. Eğer bunu milletin gözü önüne sermiş olsalardı biraz daha inandırıcı olabilirlerdi. Ya da soruşturmayı yürüten savcılara ilave iki savcı atanırken bunlar soruşturmayı yürüten savcılığın ya da başsavcının talebiyle olmuş olsaydı yani bizim ek iki savcı ihtiyacımız var gibi o zaman bunlar normal görülebilirdi. Ama siz hiçbir talep olmadan ve hiç hukuki bir gerekçe göstermeden 33 tane emniyet müdürünü görevden alırsanız ve 2 tane ek savcı atarsanız o zaman milletteki algı nasıl oluştu? Tamamen hükümet sürece müdahale ediyor algısı oluştu. Bence aslında burada kendilerine de bir haksızlık yaptılar diye düşünüyorum. Böyle bir algı oluşmasına sebep oldular. Hani çamur atta izi kalsın ifadesini kullanmışlardı. İşte bu bence çamur atmanın yolunu da açmış oldular diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence bundan hiçbirisine gerek yoktu. Zaten suçsuz olanlar eğer haksız yere bir komplo neticesinde gözaltına alınmışlarsa zaten belli bir süre sonra
suçsuz oldukları ortaya çıkacaktır ki inşallah öyledir. Yani biz de bundan memnuniyet duyarız. Dolayısıyla da o zaman işte bu komployu kim yapmışsa, bu operasyonu kim gerçekleştirmişse ağır bir şekilde zaten hükümetsiniz, elinizde yetkiler var. Bunun hesabını sorarsınız. Ama bir suçluluk psikolojisiyle ya da bir savunma mekanizmasıyla bunu yaptığınız intibaını verirseniz o zaman millete inandırıcılığınız olmaz. Mesela yine dün hükümet sözcüsü diyor ki işte bunun dış operasyon olduğunu ispatlama adına Halk Bankası örneği veriliyor. Bakın şimdi benim görebildiğim kadarıyla Halk Bankası'na karşı yapılan bir operasyon yoktur. Yani benim duyduğum, gözlemlediğim ne polisler ne savcılar Halk Bankası'na gitmediler. Yani Halk Bankası'ndaki başka birimlerle ilgili inceleme yapmadılar veya başka kişilerle ilgili inceleme yapmadılar. Halk Bankası'na karşı yapılmış bir operasyon diye bunu addedemeyiz. Ne yaptılar? Halk Bankası'nın genel müdürüyle ilgili soruşturmaya dahil olarak ve evden çıkanlar da gözüktü. Şimdi neticede bunu tutup da Halk Bankası'na yapılmış gibi göstermek bence aslında hükümet eliyle Halk Bankası'nın borsa değerinin düşmesine sebep oldu. İtibarının düşmesine sebep oldu. Halk Bankası bir kişiye endeksli değildir. Bir kişinin yanlışıyla da itibar kaybedecek ya da yıkılacak kadar hafif bir banka değildir. Türkiye'nin çok güçlü bankalarından birisidir. Özellikle ticaret erbabımızın, esnaf erbabımızın bir nevi evi gibidir, kapısı gibidir. Dolayısıyla da Halk Bankası'nı bu şekilde operasyon Halk Bankası'na yapıldı deyip bence itibarsızlaştırmak da doğru değil. Ya da o Halk Bankası'nı yani hukuk dışı bir takım para aklama işlerini işte bir takım kurumların ya da kişilerin yetkililerin emriyle sırf devlet ya da millet menfaati gözeterek biz bunu yaptık. Evet hukuki değil ama devletin burada bir çıkarı vardı ya biz bunu yaptık gibi göstermek doğru değil. Yani dışarıdan gelen usulsüz yani uluslararası hukuka uygun olmayan şekildeki ticaretin Halk Bankası üzerinden çevrilmiş olduğu intibanı vermek bence Halk Bankası'nın uluslararası piyasada da Türkiye kamuoyu önünde de bence itibarsızlaştırıyorsa eğer bence hükümet savunma mekanizmasıyla yaptığı açıklamalarla bence soruşturmadan daha çok zarar verir diye düşünüyorum Halk Bankası'na. Şimdi Halk Bankası boyutuna da girmişken o soruyu da sorayım ben. Yani bu operasyonun pek çok boyutu konuşuluyor. Yani yolsuzluk boyutuna sonradan sıra geliyor. Mesela bugün pek çok büyük gazetemizde, önemli gazetemizde bu işin uluslararası bir komplo olduğu. Sayın Başbakan da bunu dile getirdi. Uluslararası bir komplo olduğu, Türkiye'nin önünün kesilmek istendiği. Bu ısrarla vurgulanıyor. Mesela Halk Bankası'ndan bahsettiniz. Halk Bankası da neden Halk Bankası şeklinde sorulan bir soruyla özellikle seçildiği, işte İran'la ticaret ya da çok önemli kilit noktada bir banka olduğu için seçildiği söylendi. Siz dediniz zaten onu. Yani Halk Bankası değil sadece genel müdürü seçildi. Şimdi buna da bakmakta fayda var. Neticede bir iddia var. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyoruz. Ve ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. Israrla bu ülkenin başbakanı da söylüyor. Gazetelerde söylüyor. Ya bir komplo var deniliyor. Şimdi siz de muhakkak baktınız. Yani bu iddialara baktınız. Tamam yolsuzluk var ama gerçekten bu yolsuzluğun altında böyle bir fırsat mı kollandı? Bu ülke geri mi çekilmeye çalışılıyor? Argümanları nasıl buldunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu da değerlendirdiniz mi? Peki diyelim ki böyle bir komplo var. Yani şimdi bu da bir iddia ve hükümetin iddiası. Aynen savcıların soruşturmayı yürütenler nasıl bir iddiası var? Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz ve kimse peşin hükümlü olmasın diyorsak. Ama tabii ki millet bir not verdi. Çünkü işte bugünkü gazete manşetlere, televizyon görüntülerine baktığınız zaman yani üstü örtülemeyecek bir takım görüntüler var. Yani kimsenin savunamayacağı. Yani ayakkabı kutusunun içindeki 4,5 milyonu kim savunabilir ki? Ya da işte o evdeki para görüntülerini kim savunabilir ki? Bunları herhalde savunacak birisi yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu iddialar var. Demek kabul edelim ki bu bir operasyon. Yani dış iç bağlantılı bir olabilir mi? Olabilir. Çünkü Türkiye birçok ülkenin gözünün üzerinde olduğu ve çıkarlarının çatıştığı bir ülke. Dolayısıyla da bunun olması kadar doğal bir şey olmaz. Ama peki siz bu zemini niye hazırladınız? Ya da hırsızın hiç mi suçu yok mu? Sorusu sorulmaz mı o zaman? Yani niye buna fırsat verdiniz? Bakın daha önce de mesela bir takım operasyonlar oldu. Başka siyasi partilere karşı. Evet operasyon olduğu gözüküyor. Ya da genel başkanlara karşı yapıldı.
Tamam, operasyonlar yapıldı ama operasyonlara muhatap olanların bunda hiç mi suçu yok? Niye bu fırsatı veriyorsunuz? Niye böyle bir ortam oluşmasına zemin hazırlıyorsunuz? Ya şimdi bakın, Ankara'da, Ankara kulislerinde öyle şeyler konuşuluyor ki zaten bu işler ayyuka çıkmıştı. Ben iddiayla söylüyorum. Yani bugün Türkiye'de bir temiz eller operasyonu başlasın. Gerçekten hukukun önü açılsın. Savcılarımız ve emniyetimiz tam yetkiyle densin ki kardeşim, size tam yetki verdik. Nerede yolsuzluk varsa, nerede hırsızlık varsa, nerede ahlaksızlık varsa, nerede devletin milletin aleyhine bir cürüm varsa bunları bulacaksınız diye bir talimat verilsin bakalım. Böyle bir temizlik talimatı verilsin. Biz daha neleriyle karşı karşıya kalırız? Ne kadar dudak uçuklatacak rakamlarla karşı karşıya kalırız? Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu devletin, bu milletin kaynak diye bir problemi yoktur. Bu devletin de bu milletin de kaynağı vardır. Ama devletimizin kaynakların iç edilmesi ve şahsi menfaatler karşılığı peşkeş çekilmesi diye bir problemi vardır. Dolayısıyla da biz bunları da göz ardı mı edeceğiz? Bunları da görmeyecek miyiz? Bunları da yok mu sayacağız? Evet. Niye fırsat veriyorsunuz bunlara? Niye böyle ortamlar oluşmasına fırsat veriyorsunuz? Ben bir teklif daha yapıyorum. Yani bunu bir fırsat olarak değerlendirmesi lazım hükümetin ve Sayın Başbakan'ın. Ve bakın, nereden buldun yasası diye bir yasa çıkartılsın. Ve başta siyasetçiler, bizler olmak üzere, devlet bürokrasinin üst düzeyi olmak üzere ve çok büyük iş adamları olmak üzere, bakalım bu kaynaklar nereden edilmiş? Yani bir maaşla elde edilebilecek kaynaklar mıdır? Normal bir esnaf ya da tüccar geliriyle elde edilebilecek rakamlar mıdır? Bunlar da milletin gözü önüne bir koysun. Yani şeffaflıktan bahsediyoruz. Avrupa Birliği normlarından bahsediyoruz. Avrupa kriterlerinden bahsediyoruz. Uluslararası kriterlerden bahsediyoruz. Ama öbür taraftan denetim kurullarımızı çalıştırmamaya çalışıyoruz. Denetim kurullarının neredeyse tamamını lağvetmeye çalışıyoruz. Yani Sayıştay'a yeni bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Teftiş kurullarını yok sayıyoruz. Bypass etmeye çalışıyoruz. Bence tam tersine devletin denetim kurullarının önünü açması lazım. Denetim kurullarını, teftiş kurullarını güçlendirmesi lazım. Ve her şeyden önce başta Sayıştay gibi 150 yıllık bir tarihe sahip olan denetim kurullarımızın mutlaka bağımsız, tam bağımsız bir şekilde hareket etmesini sağlamak lazım. Ve yargı, bakın Türkiye'nin en acı tablolarından birisi şudur. Kişilere göre, olaylara göre, zamana göre yargı kararları değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ya da yargıda bir takım değişiklikler, yani hem yargı mensuplarıyla ilgili hem kanunlarla ilgili paketler aracılığıyla hükümet her nedense ya da meclistekiler, toptan söyleyeyim çünkü hepsinin bunda vebali vardır, yeni sivil demokratik bir anayasa yapma yerine kendi işlerine ne geliyorsa, kendi iktidarlarını nasıl sürdürebileceklerse, hangi düzenlemeler gerekiyorsa bu anlamda paketler halinde bu düzenlemeleri geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Efendim. Evet. Vallahi siz hakkınızı teslim ederim. Çok iyi bir konuksunuz. Araya girdiğimde hemen hemen duruyorsunuz. Bunu çok severler gazeteciler. Uzaktan durdurmak mümkün olmuyor çünkü. Şimdi sorular var. Siyasetçi olduğunuz için tabii siyasetçi gözüyle alıyoruz sizin evet. yorumlarınızı. 30 Mart'ta diyor bir izleyicimiz. 30 Mart'ta göreceğiz kimin ne olduğunu, komploları diyor. Seçimi kastediyor bir izleyicimiz. Şimdi önce bu izleyicimizin yorumundan şu soruyu soracağım. Biz siyasetçi olarak bu ülkede tabii ki siyaset sandıktır. Siyaset oy gözetler, siyasetçi oyu hedefler. Bu mesele mesela AK Parti büyük ihtimalle, yani yine görünen köy kılavuzu sevmez. Evet. Bu ülkede birinci partidir. Büyük ihtimalle yine birinci parti çıkacaktır. Şimdi bu izleyicimizin bakış açısı çok genel bir bakış açısıdır. 30 Mart'ı bekliyorlar. Yani özel çok sıkı bir şekilde. 30 Mart'ta büyük ihtimalle AK Parti yine oy alacaktır, birinci olacaktır, kendi görüşüm. Mesele tamam mı olacak? Siyasetçi olarak soruyorum. Bir izleyicimiz de soruyor. Bunu ısrarla size her aldığımda soruyorlar. Soralım. Büyük Birlik Partisi cemaat tabanına mı oynuyor diyorlar. Onu da sorayım size. Siz cemaat tabanına mı oynuyordunuz? Daha önce sol kesime oynuyordunuz da şimdi cemaate mi döndünüz? Şimdi çok güzel yorumunuz. Birincisi şunu söyleyeyim. Bakın, Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi de bu birinci soruda saklı. Maalesef vatandaşlarımız öyle ayrıştırıldılar, öyle kamplaştırıldılar ki
Evet. Kendi savundukları siyasi liderler ya da mensubu oldukları siyasi parti yanlış da yapmış olsa, yanlış fikirleri de savunmuş olsa, çok büyük yanlışlıklar içerisinde de bulunsa, maalesef savunmaya sanki bir takım tutar gibi savunmaya devam ediyorlar. Bu yanlıştır. Benim vatandaşımıza, o hem o vatandaşımıza, arkadaşımıza, kardeşimize hem de milletimize çağrım şudur. Yanlışı kim yapıyorsa, erdemli o bir insanın yapacağı iş, yanlışı yapana yanlış demektir. Bakın, ben bundan birkaç ay önce Sivas'ta, Sivas Belediye'mizle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birlikte yaptığı Sevgi Evleri'nin açılışında birlikteydik. Üç bakan ve İktidar Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı vardı. Orada dedim ki, oradaki konuşmamın bir bölümünde, daha bugünler yaşanmıyordu. Edibali'nin bir sözünü söyledim. Dedim ki, devlet hazinesini kendi hazinesi gibi göremezsiniz. Kendi hazineniz gibi harcayamazsınız. Eğer böyle yaparsanız bu Allah'ın da gücüne gider ve bir gün bunun hesabını sorulur sizden. Yani aynen Nasrettin Hoca'nın fıkrasını anlattım. Nasrettin Hoca'ya adamın birisi gelmiş cuma günü, mübarek cuma günü, yarın işte cuma. Demiş ki, hocam babam bugün vefat etti, babamın durumu ne olur? Demiş ki, baban namaz kılar mıydı? Kılmazdı ama hocam cuma günü vefat etti demiş. Peki demiş, baban içki içer miydi? İçerdi ama hocam demiş cuma günü vefat etti. Peki baban zina eder miydi, hırsızlık yapar mıydı? Hem zina ederdi hem hırsızlık yapardı ama cuma günü öldü babam demiş. Hem de demiş Sela ile ezan arasında rahmetli oldu demiş. Peki demiş ki, hocam babamın durumu ne olur? Demiş ki, hoca düşünmüş biraz, sakalını sıvazlamış. Demiş ki, valla bugün cuma günü bir şey yapmazlar ama cumartesi günü gereğini yaparlar demiş. Şimdi dolayısıyla da herkesin hesap vereceği bir gün vardır. Ve o gün şunu da söyledim. Bakın, bunu ben bir siyasetçi ya da bir oy ya da bir muhalefet olsun diye söylemiyorum. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir Müslüman kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kardeşi olarak, kardeşiniz olarak, vatandaşlık kardeşi olarak söylüyorum. Yani aynı milletin çocuklarıyız. Aynı ülke için, aynı millet için siyaset yapıyoruz. Sizin yanlışınız bizi üzer. Sizin yanlışınız bu ülkeye zarar verir. Bu millete zarar verir. Ben sırf sizi uyarmak adına söylüyorum. Bizim milletimizi uyandırma, yönetenleri uyarmak gibi bir vazifemiz vardır. Biz bu vazifemizi yapıyoruz. Biz asla bunu yaparken, Büyük Birlik Partisi'nin 20 yıllık tarihi bellidir. Rahmetli Muhsin Başkan'dan beri. Biz her zaman doğrularına doğru dedik. Sadece bu hükümetin değil, geçmiş hükümetlerinde. Referandumda bizim ne menfaatimiz vardı da biz evet dedik. Bakın, bugün hala suçlanıyoruz. Bugünkü suçlar, bu rüşvet operasyonuyla ilgili bile, ihale yolsuzluklarıyla ilgili bile, adam tweet atıyor bana, diyor ki, siz diyor işte yetmez ama evetinizin diyor sonucudur diyor bu, diyor bunları cesaretlendirdi diyor. Şimdi dolayısıyla biz o gün inanmıştık doğruydu. O gün nasıl doğruyu söylemişsek bugün de doğruyu söyleriz. Yani 28 Şubat'ta da tankların namlusunu Muhsin Yazıcıoğlu'na ya da Büyük Birlik Partisi'ne çevirmemişti. Ama namlusunu tanka döndürmüş, millete namlusunu millete döndürmüş, tanka selam durmam diye Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. 27 Nisan emuhturası da bize verilmedi. Bu hükümete verilmişti. Ama bu hükümetten önce karşı muhtıra gibi bir bildiriyi yine Büyük Birlik Partisi yayınlamıştı. Dolayısıyla da vatandaşlarımız bence düşünmeli ve doğruya doğru diyebilmeleri, kendi inandıkları siyasi partiler de, liderler de yanlış yaptığı zaman ona yanlış diyebilmeli. Biz cemaatin oyuna göz mü dikiyoruz? Ben açık ve net olarak söylüyorum. Ben Türkiye'deki 75 milyonun oyuna talibim. Bunun içerisinde cemaati de vardır, cemiyeti de vardır, sivil toplum örgütü de vardır. Ve ben tabii ki %50 AK Parti oy almıştır son seçimde. Bu %50 de benim hedefimdir. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı da elbette ki benim oy hedefimdir. Yani bu Türkiye'de yaşayan her seçmen benim oy hedefimdir. Ama biz şunu yaptık. Hiçbir zaman dediğim gibi oy kaygısıyla hareket etmedik. Oy kaygısıyla siyaset yapmadık. Büyük Birlik Partisi'nin oy kaygısıyla siyaset yapmadığını, oy kaygısıyla fikir belirtmediğini, duruş sergilemediğini bu milletimiz her safhada görmüştür. Bugünkü duruşumuzda inandığımızı biz söylüyoruz. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemedik ve bundan sonra da inanmadığımız hiçbir şeyi bize kimse söyletemez. Doğru kimden gelirse gelsin onun yanında dururuz. Mustafa Bey. Yanlışı da kim yaparsa yapsın bunu söyleriz. Bedeli ne olursa olsun ona da katlanırız. Evet, bu bitti. Sohbetimizi, yani söyleşimizi bitirdik. Yönetmenim de uyarıyor. Ama sizi aldığımda hep gelen sorulardan biri, özetle, ne olur kısaca, Muhsin Başkan olsaydı Mustafa Bey bunu öngörebiliyor mu diyorlar. Muhsin Başkan yaşasaydı rahmetli, şu anki pozisyonda sizin karşınızda olsaydı
nasıl bir cümle kurardı, nasıl bir giriş yapardı diye. Çok enteresan, aynı kişiler mi atıyor bilemiyorum, bir aradalar mı, böyle bir soru var. Muhsin Başkan, sadece o soruya cevap vermeden bir kelime şunu söyleyeyim bu oy meselesine girdiği için. Biz Büyük Birlik Partisi olarak tabii kimin 30 Mart'ta ne kadar oy alacağını milletimiz tayin edecek. Peşin hükümlü olmamak lazım. Ama şunu inanarak ve iddialı bir şekilde söylüyorum ki biz başta büyükşehirli olmak üzere bütün seçim çevrelerinde kendi adımızla, adaylarımızla, ehliyetli liyakat yarışan adaylarımızla seçime gireceğiz. Ve inanarak söylüyorum iddialı bir şekilde önümüzdeki yerel seçimlerin hem oy oranını yükseltme hem belediye sayısını artırma anlamında tek galibi Büyük Birlik Partisi olacaktır. Bunu da herkes duysun ve işletsin. Muhsin Başkan olsa ne derdi? Muhsin Başkan aynen şöyle söylemiş geçmişte. O cümleyle bitireyim. Devlet malı diyor Muhsin Yazıcıoğlu, yetim malı gibidir diyor. Yani devlet malı yetim malı gibidir. Ve yetim malına diyor göz dikenin gözünü çıkarırız diyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği bu. Tamam, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle bakardı diyorsunuz. Aslında evet. bir kez daha kendisini rahmetle analım. Pek çok hadisede kendisinin nasıl davranacağı aslında taraflı tarafsız pek çok kişinin sosyal medyadan bunu görmek mümkün. İşte Muhsin Başkan olsaydı 3 nokta böyle derdi, şöyle yapardı şeklinde. Bu da herhalde onun ne kadar özlendiğini ortaya koyuyor. Ya Muhsin Başkan'ın ne yapacağını ve de nasıl yaptığını geçmişte yine en iyi bilecek biziz. Çünkü onun yanında biz vardık. Yani geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında durmayıp da ya da yanındayken terk edip de bugün konuşmanın bir anlamı yok. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanıyorsan Muhsin Başkan'a bizim gibi ben ve arkadaşlarım gibi sonuna kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında duracaktın. Başkalarını desteklemeyecektin. Muhsin Yazıcıoğlu'nu destekleyecektin. Peki. Çok teşekkürler Sayın Destici katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Baş